ifade etmek istiyorum. Amatörün sıkıntılarını sadece sahayla değil, bence kalıcı bir maddi sorunu çözülmesi gerekiyor. Bu da inşallah il başkanımız yönetimleriyle beraber önümüzdeki süreçte gerekirse spor bakanımıza müracaat ederek olsun kalıcı bir çözüm arzuluyoruz. Çünkü evet, o çocuklar hepimizin çocukları, bugünün şartlarında çocuklarımızın net tehlikeli ortamlar beklediğini hepimiz bilincindeyiz. Bu düşünceyle saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kısa kısa diğer başkanlarımızı, evet, konuşmayan başkanlarımızı alalım hemen. Sayın Başkan, sizi de buyurun başkan. Ben Beşiktaş Spor 2. Başkanı Alaaddin Çam. Herhangi bir sorunumuz olduğunu var ama burada tartış hep aynı konuları tartışmaktan da yoruluyoruz artık. Evet. Sayın benim sadece Adem Başkan'a bir sorum vardı. Bu minikler kategorisinde sağlıklı gibi olmayanları sahada müsabaka yaptırmayacaklarını söylemişlerdi. Bu kategoride kaç takımı katıldığını çok merak ediyorum. Bunlar da yanlarında sağlık ekiplerini getirdiler mi dedi. Onu da merak ettim aslında. Evet, teşekkür Sayın Başkan. Ederim. Buyurun. Fikret Er, Ceylan Spor Kulüp Başkanı. Öncelikle programı yapımında emeği geçen Mehmet Çelik Beyefendi'ye ve yayın ekibine çok teşekkür ediyorum. Ben de Ceylan Spor Kulübü'ne çok yeni bir başkanım. 7 aylık bir başkanım. Apar topar 2. lige katıldık. Ve bu kısa sürede şampiyon olduk. Ama çok büyük sıkıntılar içerisinde, yani hizmet vermekteyiz. Tesis yönünden, maddi yönden, özellikle tesis yönünden çok büyük sıkıntımız yanımızda, hemen dibimizde besteler tesislerinden yeterince yararlanamamız bizi çok üzüyor. Yani aslında evet, diğer şeylerde, ilçelerde olduğu gibi Bayrampaşa, Zeytinburnu kulüpler statları paylaşabiliyor. Bizde bu neden olmuyor? Bir de ben Sayın Mat'a sormak istiyorum. Bu biz sahalarda sporcuların sağlık sorunları ön plana çıkıyor. Bununla ilgili bir sağlık ekibi gönderilemez mi? Evet. Veya bir sağlıkçı. Evet, başka konuşmayan başkan kaldı mı? Evet başkanım, sizi de alalım son olarak. Artık programımızın hemen hemen sonuna doğru yaklaştık. Bitmiyor sorunlar ama buyurun efendim, siz dinliyoruz. Nevzat Dursun, Bahçelievler ilçesi Şirin Evler Spor Kulübü Başkan Yardımcısıyım. Aynı zamanda teknik direktörlüğünü yapıyorum. Sporun Penceresi programı Mehmet Çelik hocama ve konuklarına, stüdyoda bulunan kulüp başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ortamı bizlere sağladığı için Tek Rümeli ailesine, Şirinerler Spor Kulübü ailesi olarak şükranlarımızı sunuyoruz. Ben teknik direktör olarak bu ortamı her zaman aynı şekilde devamını diliyorum. Bizleri sürekli yanımızda olan spor muhabirimiz Tek Rümeli TV'nin emektarı duane Halis Tulis evet, hocamıza, Tulis, evet, spor muhabirimize çok teşekkür ediyorum. Bizleri renk kattı, maçlarımıza geldi. Canlı yanınızda spor programımızda iki kez olsun bizlerin maçlarımızı sundu. Kendine şu arada beraberdik herhalde, işlerinden dolayı ayrıldı. Çok teşekkür ediyorum. Ekran başındaki spor severlere, stüdyoda bulunan konuklarımız, kulüp başkanlarımıza, futbol antrenörlerine, kulüplerinde başarılı olan hocalarımıza ve kulüp başkanlarına şampiyonluklarından dolayı Şirinevler Spor Kulübü olarak çok teşekkür ediyorum. Bahçelievler ilçesi Sayın Belediye Başkanımız Osman Devaloğlu, evet, yakın zamanda bizlere şampiyonluk yemeği verdi. Kendilerine sizlerin aracılığıyla çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler evet, bir daha bir rica edeceğim Sayın Çelik'im. Hemen toparlıyorum. Bahçelievler ilçesinde bizim bir tane nizami, yani suni çim olacak bir sahamız yoktu. Bizler İstanbul 2. Amatör Küme'de 6. grupta şampiyon olduk ama maçlarımızı iç ve dış saha diye biz deplasmanda 18 maç oynayarak devam ettirdik ve bu şampiyonluğu kazandık. Bu şampiyonluk gecemizde bizleri konuk edip de bizlere yemek veren Osman Devrioğlu'ndan da söz aldık. İlçemizde Koca Sinan Stadı olarak bu sahanın toprak zeminde olduğunu, önümüzdeki sezonda suni çim evet, yapacağını ve kulüplerimize kazandıracağını sözünü aldık. Kendilerine sizlerin aracılığıyla çok çok teşekkür ediyoruz. Burada bulunan stüdyodaki kulüp başkanlarımıza ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, başkanlarımıza da sabırla, tabii ne kadar konuşsak bu zamanlar yetmiyor. Bunlar çok konuşuluyor ama
Biz de o çam saksı çoban armağanı başkanlarımız söz verdik. Sayın Cemil Sağlam, Sayın İskender Kordu. Onlar bizim her şeyimiz, ev sahibiz. Efendim biz hemen bir VTR ile bir soluklanalım diyoruz. Sonra Cemil Sağlam, İskender Kordu ve en son Adem Mat değerlendirmeleri yapacak. Ama bakalım Atilla Cömert'in bokstaki basın toplantısı nasıl geçmiş? Sayın Cömert ailesinin bu basın toplantısına gidiyoruz. Sonra da kapanış konuşmaları ve değerlendirmeleri hep beraber yapıp tenisin önemli aktivitelerine gideceğiz efendim. Bazı gazetelerde çıkan haberlere karşılık, sansasyonel bir şekilde çıkan haberlere karşı bir basın açıklaması yapma gereği duyduk. Konu farklı mecraya taşındı. Biz böyle bir ortamın içinde olmak istemezdik. Bir açıklamalar getirmeyi bu yüzden istedik. Taraflar kendi adına konuşur. Dolayısıyla ben de seviyesiz bir tartışmayı kendime yakıştıramam ve bu şekilde algılanmasını istemem. Sadece dahil edilmediğim bir basın toplantısında söylenen sözlerin bazılarının gerçekleri yansıtmadığını ve onlara bazı yorumlar getirmek istediğim için bu toplantıyı yapma gereği duydum. Bu rakamları belli rakamlar telaffuz edildi. Bu telaffuz edilen rakamlarla ilgili konuşmalar geçti. Bunlar aslında bizim hiç istemediğimiz konular. Ama bir cevap hakkım olduğu için bu konuşulan rakamlara karşılıkta ben cevap hakkımı kullandım. Olayın özeti budur. Şimdi gelişen olayları ve gerçekleri şöyle özetlemek lazımdır. Rakamsal boyutta maddi olarak şu kadar ödeme yapıldı, bu kadar ödeme istendi, yapılmadı, yapılmadığı için Yıldızlar Turnuvası'na alındı. Ahmet Cömert Boks Turnuvası konusu değil. Ana konu daha önce Yıldızlar kategorisine indirilen 24 yıllık büyükler turnuvası olan Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın bunun tüm dünyaya, Avrupa ve dünyaya gönderilmiş olması, bildirilmiş olmasına rağmen Cömert ailesine, bana Atilla Cömert olarak kendime ve Türk spor kamuoyuna bildirilmeyişi ve daha sonra da bir telefon görüşmesiyle anlaşmış olduğumuz, karşılıklı federasyonla anlaşmış olduğumuz bütçe rakamının 5 katı istenmesi. Bu 5 katı rakam tarafımızdan ödenmediği takdirde Yıldız Erkekler Boks Turnuvası'na çevrileceği ve statü düşürüleceğini söylenmiş olması. Tabii bu söylendiği zaman ben bu teklifi kabul etmiş olsaydım dahi zaten mümkün değildi bu tekrar büyükler turnuvası olarak yapılması. Çünkü çoktan Yıldız Erkekler Turnuvası şekline dönüştürülmüş ve Avrupa'da bu sirküle edilmişti. Meselenin en önemli odak noktası budur. Bu bizi çok üzdü. Neden böyle bir oyun gibi bir gerek görüldü? Bu rahatsız etti. Daha sonra Yıldız Erkekler Turnuvası olduğunda da turnuvanın çok kötü bir zamana denk geldiği için iptal edilmesini düşündüklerini söylediler. Tekrar ödemeler istendi. Bu yapılmazsa iptal edilir dendi. Sonra vazgeçildi, kalacak dendi. Bunun gibi bazı konular tutarsız bazı şeyler oldu. Üzücü oldu. Bunun dışında bazı yine yanlış anlamalar var. Doğru olmayan şeyler. Bir basın toplantısı yapıldı turnuva ile ilgili. Fakat bu basın toplantısına ben ve Ahmet Cömert ailesi olarak hiçbir ferdimiz davet edilmedi. Hatta basın davet edilmedi. Hatta bir federasyon as başkanımızla konuştuk. Onun da iyi haberi yok, çağrılmadı. Uluslararası 24. Ahmet Cömert Boks Turnuvası geçen sene yapıldı. Bu sene çeyrek asırla tamamlanmış olacaktı. Çeyrek asırlık bir emek sanki yokmuşçasına isim 24 değil 1. Yıldız Erkekler Turnuvası şekline dönüştürülüyordu. Buna müdahale ettik. Bu da bence doğru bir şey değildi. Rakamsal boyutlu da söylemek gerekirse
geçen sene 630 bin liralık bir borç kaldığını, 24. Ahmet Cömert turnuvasından borç kaldığını söyledi Sayın.